vaktidir ağlayan gözlerin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennete çeviren gül. Ey hüznün, çilenin, sabrın sesi, sıcak çöllerin ılık nefesi. Efendiler birer gül, sen güllerin efendisi. Topraktan ateşe gül düştü, gülden ateşe yaş düştü. Sonunda bizim payımıza ateş gibi yanan güller düştü. Esselatu vesselam aleyhi ya Resulallah. Esselatu vesselam aleyhi ya Habiballah. Esselatu vesselam aleyhi ya Seyyidel Evvelinel Vel Ahirin. Hoş geldin ey sevgili. Hoş geldin ey Resul. Hoş geldin ey Nebi. Ey Nebi hoş geldin ya Resulallah. Hoş geldiniz ey sevgilim ümmetleri. Hoş geldiniz. Saygıdeğer İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, Okul Müdürümüz, sevgili öğretmenlerimiz ve pek kıymetli misafirlerimiz, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yüce Yaratıcı'nın insanlığa gönderdiği en son rahmet elçisi, büyük peygamber, Allah'ın sevgilisi, Efendimiz, şefaatçimiz, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa'nın dünyaya teşrifinin 44. yıl münevvetiyle Harmandere Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin düzenlemiş olduğu Kutlu Doğum Programı'na hoş geldiniz. Hepinizi tüm Türk büyükleri ve şehitlerimizin adına bir dakikalık saygı duruşu ardından İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Ateşi sensiz sönmüyor efendim.
Kerim'ini okuması üzerine arkadaşımız Ahmet Can Koç'u kürsüye davet edelim. Sen gelince bitti bütün dertler, ey rahmeti bol peygamber. Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm Recep Dernekbaşı selamlama konuşması yapmak üzere buraya davet ediyorum. Sayın Okul Müdürüm, değerli öğretmen arkadaşlarım,
kıymetli veliler, sevgili öğrenciler, kutlu doğum haftanızı tebrik ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yıl 571, Nisan ayının 20'siydi. Tam yeri her sabahki gibi yeniden ağrıyor. Dışarıda oldum olası suya hasret, kır çiçekleri çiğ taneleriyle serinlemeye çalışıyordu. Mekke'deki evlerin birinden farklı bir ışık tutuldu. Etrafta bir heyecan, bir telaş, bir koşuşturmaca vardı. Daha birkaç ay önce kocasını kaybetmiş Amine, tam yeri ağrırken Abdullah'tan emanet kutlu bir çocuk dünyaya getirmişti. Biraz sonra doğacak olan güneş belki bin, belki yüz bin yıldır her sabah doğduğu halde insanoğlunun gönlündeki boşluğu dolduramamış ve içindeki çine düştüğü karanlık dünyayı aydınlatamamıştı. Yeryüzü sürgününde diyar diyar dolaşan insanoğlunun çilesi bu kutlu doğumla nihayet dolmuş, bilerek, bilmeyerek asırlardır beklediği haberci dünyayı şereflendirmişti. Bu geceden başlamak üzere köhne dünyanın karanlık ve izbe yapıları bir bir sarsılacak, çatırdayacak ve yıkılacaktı. Birkaç yıl içinde annesini ve dedesini kaybedecek olan bu kutlu çocuk, amcasının yanında ve yöresinde bir yandan kendisine yüklenecek olan ilahi risalete bizzat Rabbi tarafından hazırlanıyor, bir yandan da içinde yaşadığı toplumu keskin bakışlarıyla derinlemesine inceliyor, günü gelince neşter vurup tedavi edeceği hastalığı bütün yönleriyle teşhis ve tespit etmeye çalışıyordu. Allah'ın lütfu ile sosyal hayatın bütün boyutlarına derinlemesine nüfuz eden bu yüce peygamber, doğduğu günden itibaren bütün çağları, bütün toplumları, bütün kültür ve medeniyetleri etkilemiş ve tarihin seyrini değiştirmiştir. Değerli dostlar, bugün insanlık, iyilik, doğruluk, adalet, sevgi ve kardeşlik adına neye sahipse ona ve özellikle onun elçiliğine borçludur. Çünkü o gelmeden önce sürekli daire çizen, dönüp dolaşıp yine aynı noktaya gelen insanoğlu, ondan sonra atılım üstüne atılım, gelişme üstüne gelişim kaydetmiş, bu ilahi mesaj her gün dünyanın farklı bölgelerinde yeni gelişmelerin ve atılımların itici gücü olmuştur. Bugün de dünyanın her yanında yayılmaya devam eden bu ilahi mesajdan bizim ve insanlığın öğrenmesi gereken daha çok şey olduğuna inanıyorum. Çünkü bir öğretmendi o. Ümmi bir topluma gelmiş, ümmi bir öğretmen. Bir babaydı o. Tüm babalarını kaybetmişlerin sığındığı bir baba. Bir vefa örneğiydi o. Yıllar sonra bile süt annesinin yakın akrabalarını ziyaret edip hediyeler verme inceliğine sahip bir vefa örneği. Ve en güçlü önderdi. O dost ve arkadaşlarına bu dünyada sıkıntı, çile, açlık, yokluk ve sürgünden başka bir şey vaat etmeyen, bunların hepsini önce kendisi katlanan ve en tahammül edilmezleri önce kendisi yüklenen bir önder. Kıymetli misafirler, ona önce zayıflar, güçsüzler, yetimler,
kimsesizler, köleler, kadınlar ve çocuklar tabi oldu. Tabi olur olmaz da ne denli yıkılmaz, yenilmez ve sarsılmaz bir iradeyle donanmış olduklarını fark ediverdiler. İçinizde bana bir destek verin, dünyayı yerinden oynatayım diyen varsa eminim ki aradıkları destek odur. Değerli misafirler, bugün burada Resul'e olan iştiyakımızı ifade etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu programdan dolayı özellikle okul müdürümüze, müdür yardımcısı arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize, bizlere destek veren değerli yetkililerimize ve sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyor, tebrik ediyor. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Şimdi açılış konuşması yapması üzere okul müdürümüz Sayın Uğur Alçay'ı sahneye davet ediyoruz. Sayın İlçe Milliyetin Müdürüm, değerli idareci arkadaşlarım, öğretmen arkadaşlarım, sayın veliler, sevgili öğrencilerimiz. Okulumuzun ilk defa düzenlemiş olduğu bir program ve böyle güzel, anlamlı bir program oldu. Müdürümden sonra tabii bize çok fazla söz söylemek düşmüyor. Müdürümüzü uzun yıllardır tanıyoruz. Kendisi bizlere, ilçemize her konuda yardımcı oluyor. Sizlere öncelikli olarak selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlamak istiyorum. Selamünaleyküm. Biz seni görmeden sevdik ya Resulallah. Bahar gelir, bütün kainat büyük bir iştiyakla yağmuru bekler. Tüm insanlık da dünyanın en karanlık, en kurak döneminde sana muhtaçtı. Ve hala suya ekmeğe duyduğundan daha fazla sana muhtaç. Karanlık diyorum. Çünkü daha sonra sahabi deyip en yüksek karakterlere sahip birer numune olacak kişiler kız çocuklarını diri diri toprağa gömmekteydi. Hırsızlığın, hakkaniyetsizliğin, yetim hakkı yemenin, tefeciliğin, puta tapıcılığın meziyet olarak görüldüğü bir çağdı. Ve senin güneşinle beraber zilletin dip çukurlarından gelen bu insanlar makamların en yükseğine erdi ve birer ahlak abidesi oldular. Daha peygamberlik kendisine gelmeden Muhammedül Emin sıfatına layık görülen alemlerin efendisi, insanı insan yapan tüm değerleri şahsında barındıran zirve bir insandır. Şefkatlidir, affedicidir, dürüsttür, feraset sahibidir, paylaşımcıdır, mütevazıdır, cesurdur, empati kurmayı bilir, yumuşak huyludur, sabretmeyi, tevekkül etmeyi bilendir. Zaman tanzimini iyi yapar, israfı sevmez, boş konuşmaz, adildir vesaire vesaire. Saymakla bitmez. Fazilet ve erdem adına ne kadar vasıf varsa ona aittir. Çünkü o alemlerin kendi yüzü suyu hürmetine yaratıldığı Habibül Kibriya'dır. Alemlerin Rabbinin levlake levlake sen olmasaydın, sen olmasaydın alemleri yaratmazdım diye hitap ettiği iki cihan serveridir. Başında belirttiğim gibi peygamberimizi anlatmak, kelimeler yan yana getirirse getirsin, aciz kalınacak bir şeydir. Kendisini Kur'an-ı Kerim övmüştür. Bizlerin onun dışında sözlerinin pek bir anlamı yoktur. Ama şahsın adına şunu söyleyebilirim ki, onun ismini her duyduğumda aklıma ilk gelen özelliği, içiyle dışının, eylemiyle söyleminin birbiriyle uyumlu, uyum içerisinde olması, yani çelişmemesidir. Hülasa, sözün kısa olanı makbuldür. İnsanlığın ona ziyadesi muhtaç olduğu bu çılgınlık aslında
onu okumamız, anlamamız ve ondan aldığımız güzellikleri analiz etmemiz gerekmektedir. Son olarak diyorum ki, bu programdan sonra okuyacağınız ilk kitabın konusu Peygamber Efendimizin hayatı olsun. Kıymetli vaktinizden çaldığım için özür diliyorum. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim. Saygıdeğer müdürümüze yaptığı bu güzel konuşmadan dolayı çok teşekkür ediyorum. O güvenilirdi. O cesaretliydi. O merhametliydi. O saygılıydı. O alçak gönüllüydü. O Muhammed'ün emindi. O Hatemül Enbiya'ydı. O nur üstüne nurdu. O Allah'ın sevgilisiydi. Seni seven her ruh doludur ya Resulallah. Gönlü gözü onun doludur ya Resulallah. Cemalin pertevinden zerre sevbillah. Kapının ayrılmaz kuludur ya Resulallah. Şimdi 40 yaşındasın şiirini okumak üzere arkadaşımız Büşra'yı sahneye davet ediyoruz. Dargın bulutlar, bir damla yağmur indirmiyor, kıtlık hüküm sürüyor beni saat yurdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde, sana aşık ayrılmıyor başucundan. Ve insanlar yağmur duasında, Hazreti Halime kucağına alıyor seni. Yüzünde bir gölgelik, seni güneşten korumak için. Oysa minicik bulut gökyüzünde sana aşık, sana meftun. Ve dua eden rahibin kucağındasın. Dünyalar güzel gözlerine bakıyor rahip. Kıtlığı da unutuyor, yağmuru da, duayı da. Ama sen unutmuyorsun. Uğruna canlarımız feda o gözlerinle gökyüzüne bakıyorsun. O minicik bulut ilişiyor bakışlarına. Büyüyor, büyüyor. Sonra nazlı nazlı yağmur indiriyor. Fakat çoğusu bilmiyor yağmurun geliş sebebini. Çoğusu bilmiyor seni. Bir başka seviyor seni. Ebu Talip
yaşındasın. Dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın. Hadi gel, bekletme yar. İnitiler çalıyor kapısını göklerin. Hadi gel, bekletme yar. Sinesi çatlayacak Resulü bekleyenlerin. Hadi gel, gel ey yar. Nurdan adalet var. İşte 40 yaşındasın. Hiram Nur Dağı'ndasın. Cibril iniyor göklerden ve nokta nokta her yerden. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan ahsın. Karanlık gecelerimize sabahsın. Sen Nebiyullah'sın. Sen Habibullah'sın. Sen Resulullah'sın. Niye incittiler ki seni sultanım? Niye işkence yaptılar ki sana? Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırılar? Himayesiz kaldın diye mi? Kabe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin bir işin. Haremle namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp da nasıl gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarında. Biri koşuyor ama sanki arşı âlâ yere inmiş. Bu koşan kimdir diye bir ses dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor birisi. Muhammed'in kızı Fatıma-tüz-Zehra. Velilerin anası. Velilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızın. Sana yeryüzünde en çok benzeyen, gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım değişim geliyor gözlerimize. Niye çıkardılar ki seni yurdumdan? Himayesiz kaldın diye mi? Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye edeni? Onlar deli diyorlardı sana, sen susuyordun. Mecnun diyorlardı, sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı. Sen Allah diyordun. Allah Azze ve Celle. Semayı haşyet kaplıyordu. Sen Allah diyordun. Arş-ı âlâ titriyordu. Bedir'de Allah diyordun. 3000 melek iniyordu ağaçlardan. 125.000 sahabi. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Ya Resulallah, Medine'in münevvere sokaklarında yürüyordun. Neccaroğullarının küçük kızları seni görünce sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştun onlara. Onlar da seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştin. Bugün yaşayan gençler var. Neccaroğullarının küçük kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Gözyaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refiki âlâ duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Bunu giyerek ashabının yanına çıkmıştın. Ve mübarek ellerini dizlerine vurarak, görüyor musun?
babamdan biri sana seslenmişti. Anam, babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver. Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile? İstendiğinde katiyen hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zata. Ve sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana daha bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktirdiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuşsun Ebu Hüreyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki. Keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes ile paylaşmışsın özlemini. Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Sultanım, ey Medine binmelinde ümmeti üzleyen sevgili, ey Mekke mihrabında alemler hesabına Allah diyen sevgili, bize lütfu ilahini taşıyan kapına biz çöktük, beyaz ettik. Rabbinden bize de getirdiysen amenna. Duyduk, itaat ettik. Ya Resulallah, sen hala 40 yaşındasın ve hala ümmetinin başındasın. Bir ben değil, alem sana hayrandır efendim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı, didarına aşık ulu yezdandır efendim. Kıymetli misafirler, şimdi Gülhamid'in ilahisini söylemesi için arkadaşımız Yunus Kıyafıkların sahneye davet ediyoruz. Gözlerine gülahım edin.
geldim huzuruma senin. İşte sağımda Ebu Bekir'i, eridi bitti Ömer'i. Yollarına Allah'ın eli, eridi bitti Ömer'i. Yollarına Allah'ın eli. Halid Velid Hazretlerinden Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme anlatmasını istemişler. Bu hususta aciz dinlemiş, ısrar etmişler. Gönderilen, gönderenin şanına layık olur. Onu gönderen Allah'sa ötesini siz anlayın buyurmuştur. Damla damla düştün hicran çölüne, kurak topraklar can buldu gelişinle. Yüreklerde büyüyen nazlı nevi, insanlığın göz bebeği. Şimdi günün anlam ve önemini anlatmak üzere hocamız Medine Eşki'yi sahneye davet ediyor. Öyle emindi ki söz gelimi sefere çıkmayı düşündünüz.
anamızı teslim etmeniz gerekiyor. Hiç düşünmeden Peygamber Efendimiz'e teslim edebilirdiniz. Çünkü öyle yani ki kışını kaldırıp bakın heyecandan emin olabilirdiniz. Mamazı derisine teslim etmeyi düşündünüz. Hiç düşünmeden daha müdürlüğüne teslim edebilirdiniz. Zerresine bile mamazın zarar gelmeyeceğinden emin olabilirdiniz. Bir konu hakkında sözün en doğrusu öğrenmek mi istiyordunuz? Hemen doğrunun timsaline koşar, onun fikirlerini alır ve hayatınıza ona dair geçirirdiniz. Evet, zira o hayatında bir kere bile yalan söylememişti. Bir mi istiyorsunuz? Ebu Kübeys tepesine çıkmış ve etrafını çeviren insanlara soruyor. Şu dağın ailesinin ardında bir ordu üzerinize hücum etmek üzere geliyor mesela inanır mısınız? Evet ya Resulallah inanırız. Çünkü siz hayatınızda bir kere bile yalan söylediğinizi duymadık diyeceklerdi. Rabbim yalan hayatınızdan çıkarabilmeyi nasip eylesin cümlemize. Evet Peygamberimiz Allah Resulü'nün de sevgisi değil mi? Ashabını da seviyordu ki Peygamber Efendimiz'i. Bir gün ashab-ı kiram Hazreti Ebu Bekir'in yürümlerinden geçerken ciğer kokusu alıyorlar. Hemen Hazreti Peygamber'e koşuyorlar. Ya Resulallah, siz bizler günlerdir açken Hazreti Ebu Bekir'in kokusunu ve ciğer kokusu duyduk. Allah Resulü biliyorum böyle yapmadığını ama ashabına inandırmak için gidiyor hep beraber Hazreti Ebu Bekir'in yerine. Evet, bir ciğer kokusu çıkıyor dışarıya. İçine gidiyorlar ama ciğer yok. Diyorlar ki ya Hazreti Ebu Bekir, ashabım senin ciğer kızartı dediğini söylüyor. Ashabım ve ben günlerdir açız. Sen ciğer yedin diyor. Hazreti Ebu Bekir aynen şu cevabı veriyor. Boynunu büküyor ve diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben de günlerdir açım. Benim de midene bir kaşık çorba bile girmedi günlerdir. Fakat benim için Allah ve Resulü'nün aşkı öyle yanıyor ki muhtemelen içinin kokusu dışarıya çıkmıştır ve Resulü'nden diyor. Evet, değerli misafirlerimiz, hepinizi Allah ve Resulü'nün aşkıyla yanmaya davet ediyorum. Ve sözlerimi bitirirken veda hakkısından bir gök kilitini istiyorum. Allah katında en üstün, ondan ancak en çok korkandır. Her emrine baş koyan, her yasaktan kaçandır. Ne aradım aceme, ne de acemin araba. Bir üstünlüğü yok, tek ölçü takvadan başka. Takva, Allah korkusu her müminin kalbinde, onu her an koyan bir geçidir içinde. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifte ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diye buyurmuş. Allah da Ashab suresi 21. ayeti kelimesinde bizden hitaben şöyle buyurdu. Andolsun Allah'ın Resulüne sizin için, Allah'a ve ahiret gününe inananlar için, Allah'a çok amanlar için güzel bir örnek var. Peygamber Efendimiz hiçbir çıkar veya dünyevi bir kazanç düşünmeden hayatı boyunca Allah'ın rızasını ve rahmetini kazanmak için çaba göstermiştir. Bizler de Peygamberimizin örnek ahlakını ferdi ve sosyal hayatımızın temeline koymalıyız. Onun şefkatini, merhametini, affediciliğini, kolaylaştırıcılığını, yardımseverliğini, alçak gönüllülüğünü, sözüne sadakatini, cesaretini, dünyanın geçici menfaatlerine değer vermeyişini, şükrünü, sabrını, azmini, cana yakınlığını, tatlı deliliğini, velhasıl burada sayamayacağımız bütün güzel hislerini içimize sindirip karakter haline getirmeyi hayat gayesi edinmeliyiz. Karanlıklar devam ediyor, artıyor. Doğanlar artık senin gibi doğmuyor efendim. Ölümler de bir tuhaf oldu. Kimse senin gibi ölmüyor efendim. Gel ey Muhammed, yeniden gel. Aleme rahmet olarak gel. Gül Ahmet olarak gel. Şimdi skeçlerini oynamaları için sahneyi arkadaşlarımıza bırakıyoruz.
geldiniz. Bek Muhammed'in adamı burada. Nereden buldunuz bunu sen yavadı? Nerede olacak? Onları tuzak kurdun. Muhammed abi var yanında. Biz de Müslüman olacağız. Bize dini ölçecek kişiler gönderdi. O da bize dini bilen 6 kişi gönderdi. Biz de onları yolda tuzak kurdun. Sonra ne oldu? 6 kişi demiş şimdi bütün işini orada bitirdi. Birisi uyanık çıktı. Yakalayamadı. Diğeri hala ayrıldığınızda. Bunu da size getirdim. Duyduk ki bunlar size Bedir Savaşı'nda çok büyük kayıplar vermişler. Sorma. Bu adamlar atalarımızın dinine karşı geldiler. Yüce putlarımız ile alay ettiler. Çocuklarımız yüce putlarımıza tapmaz oldu. Kölelerimiz bile onlara inanmaya başladı. Köleler ne zamandan beri efendisinin izni haber olmadan böyle şeyler yapamadı? Allah insanlara eşit bir yaratmış. Onları siz köle yaşatıyorsunuz. Şimdi şu köleyle ben eşit miyim? Güldürme adamı. Benim malım, mülküm, servetim. Bu köle gibi binlercesini satın alır. Söyle bana. Bu aşağılık bana muhtaç köleyle ben eşit olabilir miyim? Allah sizi malınızı servetle imtihan ediyor. Sizin buna şükredeceğiniz yerde gücünüzü adaletli olmaya değil de zulüm yapmaya harcı olsun. Düşün, Mekke'deki köleler ne kadar kötü şartlarının altında yaşadıklar. Bütün bu kötülüklerin, zulümlerin sebebi sizlersiniz. Sus! Sus başına gelecekleri düşünmeden hala konuşuyorsun. Aman dileyip af isteyecek yerde şunun konuştuklarına bak. Benden bir dünya tanırım, o da benim kurduğum dünya. Yani sarayım, evim, kutlarım, mutlu olduğum her yer. Başka dünya tanımam. Malın mülkün gerçek sahibi Allah'tır. Senin gibi dünya benimdir diyenleri diriltsen, Mekke'ye sığınacak. Gaflet uykusuna uyan, Allah'a iman ve ibadet et ki Allah da sana sonsuzluğuna kıymını verebilsin. Yoksa işinin bu dünyada çok yok, önce ahirette. Hala konuşuyorsun abi. Sonunu düşünmeden bir de vaaz ediyor. Beyler, bırakın artık bu vaazları da asıl konuya gelelim. Ne konusu? Ne konusu olacak? Şimdi bu adamı yakalamak için yaptığım bu operasyonun maliyeti konusu. Maliyet. Şu sıralar maliyetler bayağı yükseldi. Hem ben bu işte iki tane adamı kaybettim. Bedir dönem akrabalarının intikamını almak için yüce kurtlarımızın önünde size söz vermiştim. İşimizi bitirdikten sonra devamı gelecek. Yüce kurtlarımız. Yere yakan kanların bugün intikam günü, temizlenme günü. Bugün intikam günü. Allah'tan geldik. Yine Allah'a dedik. Can Yüce Peygamber Hazreti Muhammed'in yolundan gidebilirsen ne mutlu olur. Hala konuşuyor, şuna bak. Bir de akıllanmamış gibi. Zalimler için yaşasın cehennem. Bana bak, beni tahrik etme. Bak hep sana bir fırsat veriyorum. Atalarımızın dinine geri dönersen, yüce putlarımızın önünde eğilirsen seni affedeceğim. Hayır. Asla eğilmem. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resulühü. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed bunu versin. Bana bak. Peki Muhammed'in burada şu an senin yerinde olmasını ister miydin? Bırak Hazreti Muhammed'in şu an benim yerimde olmasını. Medine'de ayağına bir dikenle ayıp atmasını da bile tahammül edemem. Bu kadar da fazla. Bitirin şunun içini. Yaralıyam gülmez yüzüm, kan alıyor iki gözüm. Ne yazım belli ne gözüm, kurban olam ya Muhammed. Ne yazım belli ne gözüm, kurban olam ya Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ya Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ya Muhammed. Sana selam olsun sana ey canlar canı Muhammed. Sana selam olsun sana ey canlar canı Muhammed.
Allahümme salli ala seyyidina ya Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ya Muhammed. Selam selam olsun sana ey canlar canı Muhammed. Selam selam olsun sana ey canlar canı Muhammed. Kurban olayım ben sana, Rabbimi sevdirdin bana. Kurban olayım ben sana, Rabbimi sevdirdin bana. Seviyorum yana yana, kurban olam ya Muhammed. Seviyorum yana yana, kurban olam ya Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ya Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ya Muhammed. Selam selam olsun sana ey canlar canı Muhammed. Selam selam olsun sana ey canlar canı Muhammed. Özledim seni efendim, senle İslam'ı öğrendim. Özledim seni efendim, senle İslam'ı öğrendim. Şu zalim nefesimi yendim kurbanım Muhammed. Şu zalim nefsimi yendim kurbanım Muhammed. Özledim seni efendim, senle İslam'ı öğrendim. Özledim seni efendim, senle İslam'ı öğrendim. Şu zalim nefsimi yendim kurbanım Muhammed. Şu zalim nefsimi yendim olan bu ya Muhammed. Elbisesinden tutup sarsar ve küstahça hakkını verdi. Sahabeyi çıldırtan bu türlü hareketler o şefkat abdesini sadece tebessüm ettiriyor ve bu adama istediğini verin buyuruyordu. Evet, o affedilmez suçları bile affederdi. Düşünün bir kere, kendisine bunca kötülük yapan Mekkelilere Mekke'nin fethinden sonra ne demişti? Gidiniz, hepiniz üçsünüz demişti. Işlandın mı kardeş, dışta mı kaldın? Köşeler kapılmış, boşta mı kaldın? Yolunu kaybetmiş, düşte mi kaldın? Bilal'i yücelten Muhammed'e gel. En emin isme Muhammed'e gel. Şimdi ilahi korumuzu sahneye davet ediyoruz. Süt annesi Halime, oğlu cennet evine. Babasıydı Abdullah, annesiydi Amine. Süt annesi Halime, oğlu cennet evine. 571'de bir güneş doğdu. Adı Muhammed'dir, ilk sözü bastı 6 yaşına, kaldı bir dik başına. İnci gibi annesi, üzüntüler boşuna. Bastı 6 yaşına, kaldı bir dik başına. İnci gibi annesi, üzüntüler boşuna. 571'de bir güneş oldu. Dedesiyle amcası hemen kanat geldiler, büyüdü gül goncası. Hak dindirdi her yaşı, dedesiyle amcası hemen kanat geldiler,
Selam sana Andelib-i Zişan, selam sana Muhammed'im, Cebrail'in yüreğiyle selam, İbrahim'ce selam, Rahim'ce, Gafur'ca selam. Selam sana ey yetimler padişahı, selam sana Ahmed-i Nefesi Yar, Eyyub'ca selam. Selam sana ya Nebi Allah, selam sana ya Habiballah, selam sana ya Resulallah. Gizlice en günah işe dalsan da El Emin limana Muhammed'e gel. El Emin ismiyle Hak Resul'e gel. Şimdi siz bizler için örnek olan Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinden oluşan 40 hadis çalışmalarını sunmaları için arkadaşlarımızı sahneye davet ediyoruz. Duası makbul, ameline sevabı kat kattır. Allah'ı anarken Allah korkusuyla gözünden yaş akana kıyamette azap olmaz. Kim bir zalime yardım ederse Allah o zalimi onun başına bela yapar. Cennette hiç kimsenin görmediği, işitmediği ve hayal bile edemediği nimetler vardır. Oruçlunun uykusu ibadet, susması tesbih, duası makbul, amelinin sevabı kat kat.
Allah'ı anarken Allah korkusuyla gözünden yaş akana kıyamette azap olmaz. Kim bir zalime yardım ederse Allah o zalimin başına bela yapar. Cennette hiç kimsenin görmediği, işitmediği ve hayal bile edemediği nimetler vardır. Müminin kendisinin en sevdiği ve en aydınlısı olan kardeşidir. Bir Müslüman kardeşine 3 günden fazla küs kalması helal değildir. Müslüman abdest alınca günahları da onunla birlikte dökülür. Müslüman insanın elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Hiçbirimiz kendisi için istediğini kardeşi için istemedikçe iman etmiş olamaz. Amentu billah de, ondan sonra da dost doğru olur. Allah birbirinize bir servet ihtiyacı ederse onun sevabını cümlemize verir. Allah Resulü bir hadisinde müminin tarifini yaparken şöyle buyurdu: hakiki mümin odur ki insanlar malları ve canları hususunda ona karşı emniyet ve güven içerisindedirler. Allah Resulü doğruluğun önemini anlatırken şöyle buyurdu: siz bana 6 konuda söz verin, ben de size cennete gireceğinizi kefil olayım. Konuşurken dost doğru konuşun. Evet, sözleriniz ve davranışlarınız dost doğru olsun. Söz verdiğiniz sözü yerinize getirin. Zaten bu aksi münafıktır. Emanette emin olun. Size bir şey emanet edildiğinde onu aldığınız biçimde teslim alın. Size güvenenleri güvenildiği yalancı çıkarmayın. İffetli olun. Irz ve namusunuzu koruyun. Başkalarının ırz ve namusunu aynen kendi namusunuz gibi koruyun. Gözlerinizi harama, kırının size yasakladığı görüntüleri kapayın. Oruç tutun, sıhhat bulun. Bir bakıma güven insanı olmanın gerekleri olan bu şartları yerine getirenlere Allah Resulü cennet sözü veriyor. Şimdi seni alanlar alıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey nöbetler gölgibi. Düşkünlerin kanıydı, yoksunların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi? Teşekkür ediyorum. Hayat eksenimin sonsuz odu, öksüz ve yetimlerin sıkı. Sen sabah yıldızının ışığı, sen şefkat elçisi canım efendim. Peygamber Efendimizin yetim çocuklara apayrı bir şefkati vardı. Kendisi de yetim büyüdüğü için mi bilinmez, yetimliğin zor olduğunu biliyordu. Onlara şefkatli davranır, devamlı onları korur, haksızlığa uğradıkları zaman haklarını savunurdu. O dönemde yapılan savaşlar sırasında şehit düşen sahabelerin çocukları yetim kalıyordu. Peygamber Efendimiz bu çocukları kendisi sahip çıkardı ve kendi himayesi altına alırdı. Şimdi bu anlayışla yetimler yetimi Peygamber Efendimiz'e addeden yetim kız ilacını söylemeleri için sahneyi arkadaşlarımıza bırakıyoruz. Okşayan mübarek es, yetim kızım başım.
başını okşayan mübarek el. Ben de yetim bir kızım, ne olur bana da gel. Ben de yetim bir kızım, ne olur bana da gel. Yetim kızım başını okşayan mübarek el. Yetim kızım başını okşayan. Bana ey sevgili Resulüm, öyle muhtacım sana, ne verirsen kabulüm. Yetim kızı kendine evlat sayan Muhammed, ben de yetim bir kızım, beni yavrun kabul et. Bana ey sevgili Resulüm, öyle muhtacım sana, ne verirsen kabulüm. Ya Resulallah, kimsesizlerin sahibi sen misin? Öyle demişti dedem. Bugün sokakta çocuklar seksek oynarken yine beni aralarına almadılar. İttiler. Çok üzüldüm. Ağladım. Dedemle babaannem teselli etti. Ya Resulallah, uyurken de oyuncağımla yatıyorum bazen. Teselli ediyorum ama çoğu zaman ağlıyorum. Benim de annem olsa bana masal okur, ninni söyler, uyuturdu. Benim annem de babam da sen ol ya Resulallah. Benim başımı da sen okşa, beni de sen sev. Biliyorum, geliyorsun, üstümü örtüyorsun, başımı okşuyorsun. Çünkü bazı geceler kalktığımda biri üzerimi örtüyor. Benim annem de babam da sen ol ya Resulallah. Sensin ya Resulallah. Sensin ya Resulallah. Yeter bana ey sevgili Resulüm, öyle muhtacım sana, ne verirsen kabulüm. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Allah'ın Resulü çok merhametliydi. Bir seferden dönülüyor. Dinlenme vaktinde sahabeden bazıları bir kış yuvası görmüş ve yuvadaki yavruları alıp sevmeye başlamışlardı. Tam o sırada anne kuş geldi ve yavrularını onların elinde görünce orada çırpınıp pervaz etmeye başladı. Gidip geliyor, telaşla uçup duruyordu. Allah Resulü bu durumu görünce fevkalade öfkelendi. Ve hemen yavruların yuvaya konulmasını ve ana kuşa eziyet edilmemesini emretti. Yetim büyüdüğün için mi bilmem, okşar bütün çocukları çok severdi. Ondandır sana pür dikkat kesilmem, çocuk sevgisini bize sen öğrettin. Şimdi ana şiirini okuması için arkadaşımız ve grubunu sahneye davet ediyoruz. Thank you.
Hazreti Resulullah Efendimiz buyuruyor, buyuruyorlar ki cennet anaların ayakları altındadır. Ey anasının kıymetini bilmeyen canlar, analarınızın kıymetini bilin. Yarın mahşer meydanında Hazreti Musa Aleyhisselam'la birlikte olmak isteyenler, Hazreti Veysel Karani ile birlikte olmak isteyenler, annelerinin kalbini kırmasınlar. Bir gün Hazreti Resulullah Efendimiz buyuruyorlar ki Selman-ı Farisi'ye, gel garipleri ziyarete gidelim mi ya Selman? Selman-ı Farisi dedi ki, garipler kimlerdir ya Resulallah? Kabristanda yatanlar gariplerdir ya Resulallah. Ey Selman, git Medine'ye haber ver. Toplansın, herkes kabristanın başına toplansın. Selman'ın Farisi haber vermeye gitti. Hazreti Resulullah Efendimiz ağlamaya başladı. Selman'ın Farisi sorar, neden ağlarsın Resulullah? Efendimiz dedi ki, Hazreti Cebrail yanıma geldi ve dedi ki, bu kabrin içerisinde bir delikanlı yatıyor. Bunun hali beni yaktı ya Selman. Aradan öyle bir zaman geçti ki, elinde bastonuyla yaşlı bir anne geldi kabrin başına. Resulullah oturdu, dedi ki, ey ana, kurban olan ana, ben ettim, sen etme ana. Ve aradan ana kabristanın başına her
Medine yolunu aradım, Can Muhammed yaradım. Medine yoluna vardım, Can Muhammed yaradım. Onu görmekmiş muradım, Medine'nin yollarında, Medine'nin yollarında. Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor. Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor. İçimden hasret bitiyor, Medine'nin yollarında, Medine'nin yollarında. Kainatta
Bir garipsin şu dünyada, gülme gülme ağla gönül. Bir garipsin şu dünyada, gülme gülme ağla gönül. Derdim dahi çoktur seni, gülme gülme ağla gönül. Derdim dahi çoktur seni, gülme gülme ağla gönül. Ebu Bekir Sıddık Veli, odur peygamberin yâri. Ebu Bekir Sıddık Veli, odur peygamberin yâri. Ali Ömer Osman Ali, gülme gülme ağla gönül. Ali Ömer Osman Ali, gülme gülme ağla gönül. Bir gün ola ecel gele, kullar kulluğunda kala. Bir gün ola ecel gele, kullar kulluğunda kala. Cümle mahluk toprak ola, gülme gülme ağla gönül. Kullar kulluğunda kala, gülme gülme ağla gönül. Koroya çok teşekkür ediyoruz, hayallerini alıyoruz. Öyle doğru söylüyordu ki bir kadın çocuğunu çağırırken, gel ben sana ne vereceğim diyordu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz derhal atılıp, ne vereceksin demişti. Kadın da birkaç hurma verecektim ya Resulallah deyince, eğer ona hiçbir şey vermeyecek olsaydın yalan söylemiş olacaktın buyurmuşlar. Bu bir sefer olsa da gitsem, kumlara batsam, kumlara batsam, ayağına düşsem, Ravzan'a varıp kendimden geçsem, sen sevda iksiri canım efendim. Şimdi Elif arkadaşımızı ve grubunu sunumlarını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Çok
olan bir insan 50-60 yıllık bir ömürle sınırlı olabilir mi? Ama sadece doğruluk, dürüstlük, çalışkanlık yeter mi? Ya bunlar boşa giderse? Ya hepsi boşa giderse? Boşa gitmemeli. Bunların bir amacı olmalı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Sakıp kabilesine gitti. İslam olun dedi. Müslüman olun. Kurtuluş İslam'da. Gelin iman edin. Tamam dediler. Ne yapmamız gerekir? Onu söyle. 1- Öşür vermeniz. 2- Cihada katılmanız. 3- Namaz kılmanız gerekir. O dediler. Bunlar çok. Biz bunları yapamayız dediler. Sen bunları azalt azalt. Pazarlık yapmak istediler. İnsanları kurtarmak isteyen peygamber, peki dedi, öşür vermeyin, cihada da katılmayın. Ama namazsız olmaz. Bu dünyaya gelişimizin bir sebebi olmalı. Namazsız olmaz. Anlıyor musun beni Müteahhit Bey? Namazsız olmaz. Bunların hepsi boşa giderse halin hiç olur. Namazsız olmaz. Git git, eve git. Gör bir sarıyı. Sen insanlar için ev yaptın. Ama Allah'ın senin için yaptığı evine git. Git git Müteahhit Bey, evine git. Allah'ım, sen bizi içten ve dıştan gören Rabbim. Şimdi bizi işitiyor ve görüyorsun. Kullar senin kulların. Ben ne diyeyim senin kullarına? Recep kardeş, sadece cuma namazları mı farz? Peki ya diğer namazlar? Söyle bana. Soralım mı? Sadece cuma namazı mı? Bahaneler bahaneler. Savaş diyeceksin bana. Ekonomik savaş var. İşte ne bileyim, yorgun düşüyorum. Çekler, senetler, İstanbul trafiği. Her türlü bahaneyi bulmak için yırtın didindin. Söyle Allah aşkına. Bir bahane bulduysan söyle, ben de kullanayım. Savaş diyorsun. Savaş. Öyleyse sana Bedri anlatayım. Bedri. Bedri düşünüyorum. Bedri'nin aslanları. Görülmemiş gibi bir aslan. Karşılarında büyük bir güç onlara göre. 1'e 10, 1'e 20, 1'e 3 garip. Mazlum Müslümanlar. Evet, Bedir savaşı. Çarpışıyorlar. Müşriklerin gözlerinde ölüm kokuyor. Ama Müslümanlarsa kılıçlarını çektikleri halde iman etmelerini bekliyorlar ki canını başlayabilsinler Müslümanları. Buna rağmen hala inatlaşıyorlar Müslümanları öldürmek için, yok etmek için. Acımasızca bir savaş. Merhametin yok olduğu anlar. Namaz vakti giriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazın geçmesini istemiyor. Çünkü Allah böyle istiyor. Ordunun yarısını öne sürüyor. Siz savaşın. Onlar karşılarında düşman askerleri savaşıyorlar. Ordunun yarısı geride, silahları bırakmış, namaz kılıyorlar. Namaz. Savaşta namaz. Namaz bitince namaz kılanlar ön safta, ön saftakiler geride namaz kılıyor. Şimdi Bedir'in aslanları cennette. Bazı yerlerden duydum, bilmiyorum. Bedir aslanları andınız ve onların adıyla dua ettiğiniz zaman Allah dualarınızı kabul ediyormuş. Bedir büyükleri savaşta bile baharı bulmadılar. Git git, çifti minareli saraya git. Allah seni orada bekliyor. Bekletme, git. Ne diyeyim Allah'ım, ne söyleyeyim ben şimdi? Söylememişim. Koydum ağladım bu acil canımı Hakk'a adadım. Dünyaya lanim iş er geç anladım. İstanbul seccadem gözyaşlarımda. Dünyaya lanim iş er geç anladım. İstanbul seccadem gözyaşlarımla, ıslandı seccadem gözyaşlarımla. Lüküm Mevla'yadır, secdem Mevla'ya. Artık kevesim yok fani dünyada. Secdede ağladım ben doya doya. Islandı seccadem gözyaşlarımla, ıslandı seccadem gözyaşlarımla. Sevdim seccademi, kızdım
yorgun köllere aktı gözyaşlarım, döndü kellere. Ev alamadım onca günlere, ıslan seccadem gözyaşlarımla, ıslan seccadem gözyaşlarımla. Thank you.
Resulullah Efendimiz buyuruyorlardı ki, cennet anaların ayakları altındadır. Anacan kurban sana. Ey anasının kıymetini bilmeyen canlar, ananızın kıymetini bilin. Yarın mahşer meydanında Hazreti Veysel Karani ile birlik olmak isteyenler, Hazreti Musa ile beraber olmak isteyenler, anaların kalplerini kırmasınlar. Bir gün Hazreti Resulullah Efendimiz dediler ki Selman Farisi'ye, ey Selman, gel gariplerin ziyaretine gidelim mi ya Selman? Selman da dedi ki, garipler kimlerdir ya Resulallah? Dedi ki Efendimiz, ya Selman, kabristanda yatanlar gariplerdir. Geldiler bir kabrin başına, kabrin başında ağlamaya başladı Resulallah. Gözlerinden yaşlar geliyordu Efendimiz'in. Selman-ı Farisi dedi ki, ya Resulallah, neden ağlarsın? Efendimiz dedi ki, Hazreti Cebrail yanıma geldi, bu kabrin içinde bir delikanlı yatıyor, ateşler içerisinde yatıyor. Bunun hali beni yaktı ya Selman. Selman-ı Farisi de ağlamaya başladı. Efendimiz dedi ki, kabristan içinden metal genç, ölmeden önce annesinin kalbini kırmış. Ya Selman, git Medine'ye haber ver, herkes kabristanın başına toplansın. Selman-ı Farisi haber vermeye gitti, herkes toplandı kabristanın başına. Resulullah ağladı, yandı, kabrin başına kimse gelmedi canlar. Aradan bir zaman geçti ki, elinde bastonuyla yaşlı bir anne geldi kabrin başına. Resulullah oturdu, dedi ki, ey ana, kurban olan, ona kabristanın içinde yatan senin yavrun mu? Ana, evet yavrum dedi ya Resulallah. Efendimiz dedi ki, evladının kabristanda ateşler içinde yatıyor, ne yaptı dedi sana? Ve ana başladı anlatmaya, Resulallah, o benim evladım. Yemedim, yedirdim, içmedim, içirdim, ona baktım ben, ona yetim büyüttüm. Ben onu, ama benim kalbimi kırdı, bana zulüm etti, ben ondan razı değilim ya Resulallah. Efendimiz dedi ki, ey ana, yavrum ateşler içerisinde yatıyor, ona hakkını helal et ana. Etmem ya Resulallah. Resulullah Efendimiz o mübarek ananın gözlerine ellerini sürdü. Gözlerindeki perdeyi kaldırdı ve onu da gördü. Kabirde ana yavrusu ve ateşler içinde yanarken gördü. Ağlıyordu, ağlıyordu yavrusu. Ana, ana, imdat ana, kurban olan. Ana ben ettim, sen etme. Hakkını bana helal et ana. Anacan kurban sana. Ve dayanamadı ana bu ana. Ana, taş değil ki dayansın, hakkım helal olsun yavrum dedi. Ve yavrusunun kabri cennet bahçelerinden bir bahçe oldu. Annelerimizin kıymetini bilelim.
olsun. Gel ey kutlu nebi, gel cumhurunda karanlıklar boğulsun. Gel ey mağdurların sığınağı, gel ki Süleyman Akrop olsun. Gel ey asırlardır beklenilen, gel ki güneş artık doğsun. Gel ey alemler rahmet olan, gel ki dünya rahmetinle dolsun. Gel ey yapmıştık. Birinci, ikinci ve üçüncü arkadaşlarımıza hediye vereceğiz. Birinci Elif arkadaşımız. İnşallah aldığı ödül, alacağı ödüllerin bir ne olsun, nişanesi olsun, başlangıcı olsun. İkinci için Mesut Hocam, Mesut Hocam. Muzaffer Hocam sen de gel. Ben yavrularımızın hepsini ve emeği geçen herkesi tebrik etmek istiyorum. Onun adına programlar yapılacak, onun adına şiirler yazılacak, naatlar yazılacak. Ama benim için en güzel program buydu. Gerçekten hepsine teşekkür ediyorum. Aksaklığıyla, güzelliğiyle bu akşam gerçekten çok hoş oldu. Bu bizim okul olarak ilk programımızdı ayrıca. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emeğinden ötürü bilmediğini hocama, Medine hocama ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Ayağınıza. Kavgaya karışmış buraya gelmeden önce. Tabi olur böyle bakarlar. Buyur hediyeni. İnşallah Uğur hocamızın dediği gibi alacağı
hediyelerin başlangıcı olur. Emeği geçen bütün öğrenci arkadaşlarımıza, başta Mehdi'nin hocamıza olmak üzere teşekkür ediyoruz. Programın arka tarafında Faruk hocamız var. Faruk Akkurt, o beni görüyor şu anda. Siz onu görmüyorsunuz, ona da teşekkür ediyoruz. Arka tarafta Mehmet Fatih Uçar var. Ona da teşekkür ediyoruz. Bu öyle bir günlük çalışmanın eseri değildi. Mehdi'nin hocam bir aydır arkadaşları çalıştırıyor. Onun arkadaşlar üzerinde emeği çok fazla ve arkadaşları seçmesinde de bir kişilik okulda çok başarılı olmuş. O yönden de hocamızı tebrik ediyoruz. Arkadaşlarımıza da ömür boyu başarılar diliyoruz. Programımız burada sona ermişti. Şimdi kapanış konuşmasını yapması için Mesut Hoca buradaysa onu buraya alalım. Kapanış konuşmamızı yapmıştık aslında ama. Şiirli mi olsun? Sezai Karakoç'tan o zaman küçük bir şey olsun. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak, meyveler sabırla olgunlaşırmış. Bir gün gözlerimin ta içine bak, anlarsın ölüler niçin yaşarmış. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak. Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik. Bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden. Martılar konuyor omuzlarıma. Gözlerin İstanbul oluyor birden. Teşekkür ediyorum. Ayrıca arkadaşlara okulumuz servis sorumlusu Çetin Bey'in katkılarıyla, emeğiyle birer tane Kur'an-ı Kerim hediye etmek istedik. Sağ olsun şu anda aramızda yok ama burada emeği geçen bütün arkadaşlara inşallah birer tane Diyanet'in meali Kur'an-ı Kerim'den hediye edeceğiz. Bunu hediye etmek için birilerini davet etmemize gerek var mı Medine Hocam? Faruk Hocam. Faruk Akut. Evet, görüyorum seni hocam, gel. Ayrıca Suat Boğuç Hocam, buyurun. Fatih Hocam hiç göremedik ama arkada mıydı? Mehmet Fatih Uçar. Evet. Günün anısı olması amacıyla arkadaşlara birer tane meal. Arkadaşlara ve ailelerine böyle güzel evlatlar yetiştirdikleri için teşekkür ediyoruz.
Değerli sahiplerimiz, kurumumuz burada bitmiştir. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.